Merhabalar efendim, ben Özlem Özdemir. Bir kez daha KRT ekranlarında iyi ki varsınız demek için birlikteyiz. Bugün çok özel bir program olacak ve bir o kadar da benim için anlamlı ve zor da olabilir. Türkiye 8 Temmuz 2018 günü Çorlu tren faciasını yaşadı. Bu faciada 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. 340 kişi de yaralandı. Devlet Demiryolları bu konuda hatalı olmadıklarını savunmuştu. Hakkında dava açılan 4 demiryolu çalışanının davası neredeyse tam bir yıl sonra önümüzdeki Temmuz ayında dava görülmeye başlanacak. Vicdanlar yaralandı ama tabii en önemlisi o kazada yakınlarını kaybedenlerin isyanlarına galiba sessiz kalındı. İnsan bu konuda ne diyeceğini bilemiyor. Bugün açılışımdan da anlayacağınız üzere bu konuyu konuşmak üzere Mısra Öz konuğumuz olacak. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim beni kırmayıp geldiğiniz için. Nasıl başlayayım bilmiyorum bir taraftan. Yani size nasılsınız demek istiyorum ama biraz önce içeride konuştuğumuz için biraz rahatladım. ve karşımda çok güçlü ve dirayetli bir kadın da görüyorum. O yüzden bir parça daha rahat konuşabileceğim. İsterseniz oğlunuz için kurduğunuz dernekle başlayalım. bir süreci davadan da bahsedip faciayı hatırlatmış olduk seyircilerimize maalesef. Ama siz bir şekilde hayata tutunarak ve onun adını da yaşatarak aslında bir hani çok sevdiğiniz evladınızı kaybetmek nize rağmen başka çocukların hayatına dokunmak için bir dernek kurdunuz. Evet. Böylece onun adı da ölümsüz olmuş oluyor. Bize bu dernek sürecinden bahseder misiniz? Tabii. Şimdi yani çok zor bir sürecin ardından nasıl oldu, nasıl karar verdiniz? O adımlar nasıl? Oğuz Arda Sert Çocuk Derneği aslında Oğuz Arda gittikten sonra bizim onun adına yapılan turnuvalarda ya da onun adına sevenlerinin yaptığı okullara giderek başladı. İlk başta Oğuz Arda'yı bilen, duyan o küçük bir Galatasaraylıydı. Galatasaray camiasından işte bir futbol grup. Futbol çok seviyormuş evet, evet ve futbol oynuyordu. Onu tanıyanlar ve sevenler kütüphaneye ismini vereceğiz dediler ve aslında her şey öyle başladı. O kütüphaneye gittiğimizde çocukların heyecanını bir kütüphane kurulurken neler hissettiklerine şahit olduğumuzda biz sizin için ne yapabiliriz diyerek başladık. Çok güzel bir ailem var, çok büyük bir ailem var. Çok önemli değil mi böyle kesinlikle durumlarda? Kesinlikle o destek, o yol gösterme çok önemli çünkü ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Tabii, yani benim hayatım alt üst oldu. Elbette. Dünyam tersine döndü ve ortadasınız. Ama bu hayat devam ediyor bir şekilde. Siz yolunuza devam etmek zorundasınız. Dediğim gibi oradaki çocuklara nasıl dokunabiliriz, ne yapabiliriz sorusuyla başladı. İşte okulların bir takım ihtiyaçlarının olduğunu fark ettik. Kitaptan tutun da giyim vesaire şeklinde. Öncelikle kendi etrafımızda başladık. Yani ufak ufak bir ailenin, o büyük ailemin bir araya gelerek işte şu okulda şu kadar ihtiyaç var deyip gidip işte. Ha böyle kişisel bilgilerle ve araştırmalarla önce. Evet, öğretmenlerle iletişime geçtik. İstanbul'dan hani, bahsediyoruz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama ilk Keşan'dan başladık. Çünkü ilk oraya ilk Mersin Mut'tan başladık. Mersin Mut'ta bir okulda bir kütüphaneye adı verildi. Ondan sonra Keşan'a geçti ve o şekilde ilerlemeye başladı. Sonra dedik ki biz bunu hani ufak ufak bir şekilde yaparken evet ama çevremizle ve artık hani ortaya da dökerek onun adını yaşatarak böyle bir şey yapalım dedik ve derneğimizi böyle kurduk aslında. Daha büyük kitlelere ulaşabilelim diye. Aa, ne kadar güzel bir adım aslında. Ve Ocak'ta kuruldunuz. Evet. Ocak'tan işte Nisan bitti dersek oldukça aslında yol kat ettiğinizi söyleyebiliriz. Biraz yaptıklarınızdan bu zamana kadar hani hızlı bir süreç olmuş sizin için. Anlatır mısınız bize? Ocak'ta yani 9 Ocak Oğuz Arda'nın doğum günüydü. O gün onun yanında olacağımız için açılışı daha sonrasına bıraktık. 12 Ocak'ta açıldı derneğimiz. Açıldığı günden beri de 900 çocuğa dokunduk biz. 900? Evet, 900 çocuğa dokunduk. Bravo. Onları hatta böyle elimizde her birini tutuyoruz ve iletişim bilgilerini de saklıyoruz ki. Çünkü bu devamlılık arz ettiği zaman fayda sağlayacaktır. Çok fazla çok var önemli. İhtiyaç sahibi. Bizim için önemli olan
dedik ki kış mevsimindeyiz, önce çocukları giydirelim. Üşüyen çocuk dersini dinleyemez. Üşüyen çocuk hasta olur, okulundan geri kalır. Üşüyen çocuk mutlu olamaz, o zar da ısıtsın dedik. Ve ilk başta hedefimiz buydu. Bütün bir kışı aslında böyle geçirdik. Yani çocukların bot, mont ihtiyaçları, bere ihtiyaçları. Hatta şöyle bir şey kurduk kendi aramızda. Örgü örmek bir terapi. Doğru. Bana göre değil, ben yapamıyorum, çok sıkılıyorum ama ailemdeki herkes, örgü örmesini bilen herkes eline atkıları, örgüleri aldı ve bize bir işte dernek üyelerimizden bir tanesinin yünleri özel olarak seçip getirmesiyle herkes modelli olarak ve şekilli olarak o yünleri yumuşaklığıyla, çünkü dışarıdan aldığımız zaman aynı kaliteyi yakalayamayabiliyoruz. Biz güzel. O örgülerle birlikte işte onlara atkı bere de yaptık. Böyle el örgüsüyle. Tabii el örgüsü ve modelli, şekilli, uyumlu. Hatta müthişsiniz. Benim birazcık bu konuda hassasım. Renk uyumu olsun istiyorum. Ya ne kadar büyük bir özen. Evet, botu, montu, atkısı, beresi. Her paketin içine mutlaka kitap koyduk. Kitap okumanın kıymetini ve içine de notlarımızı yazdık. Ve böylece ilk kış dönemimizi bitirdik. Şimdi sınav dönemine geçtik. Gerçekten büyük şehirlerin haricinde Anadolu'da, Doğu'da çok ciddi anlamda kitap ihtiyacı var. Çocuklar şunu istiyorlar. Ellerinde kaynak olsun, ellerinde yardımcı testler olsun, kitaplar olsun. Ve onları çözüp şehirde özel olarak eğitim alabilen kişilerin, çocukların girdiği aynı sınavda yarışabilsinler. Çünkü sınav sistemimiz ne yazık ki yarış sistemi aynı zamanda baktığınızda. Bizden ne istiyorsunuz, nasıl yardımcı olabiliriz sorusuna artık kitap geliyor. Çünkü kış bitti ve biz onlara şimdi kitap desteği yapıyoruz. Ne kadar güzel, ne kadar önemli. Evet, kesinlikle bu şekilde eğitimle de destekleme mücadelesi içindeyiz elimizin yettiğince. Ama yani bu kadar kısa süre içinde çok gerçekten kayda değer bir sonuç elde etmişsiniz. Yanımızda olan destekçilerimiz, bizimle yürüyen kişiler gerçekten çok kıymetliler. Peki, evet onu da şimdi sormak lazım. Bu işlerin sonuçta bir elbette ki ekonomik olarak da bir sorumluluğu ve bir yükü oluyor. Bu konuda size destek olan kişi ya da kurumlar var mı? Ya da işte özellikle sizi mutlu eden belki şaşırdığınız desteklerde görmüş olabilirsiniz, bilmiyorum. Size nasıl destek olabiliriz tabii bir de? Yani şöyle, biz öncelikle ikinci elde olan kıyafetleri alabiliyoruz ve bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Aynı zamanda nakdi yardım da alıyoruz. Bize bağış yapıyorlar, derneğimizin hesabına bağış yapabiliyorlar. Onun dışında dediğim gibi hani yakın çevremizdeki kişilerin mısra hani bir okul varsa bu okulu da ben üstleneyim, ne ihtiyacı var dediğimizde o okulun tamamını üstlenen kişiler de var yanımızda. Evet, onlar da çok kıymetli bizim için. Beni mesela en mutlu eden ve en şaşırtan çok dahiyane gelen bir fikirdi. Halamın doğum günündeki. Size içeride bahsetmiştim. Evet, lütfen bahseder misiniz? Çok tatlı. Ben artık hani yaşımı aldım deyip arkadaş çevresine. Her yıl bana doğum günü yapıyorsunuz. Bu yıl hani doğum gününde benim için hediye almayın, sürprizler yapmayın, bir yere gidip oturup yemekler yemeyelim. Ev zaten yeteri kadar hediye dolu. Hepiniz çok kıymetlisiniz, teşekkür ederim. Yanımda olduğunuzu da biliyorum. Bana yapacağınız işte hediyeyi derneğe bağış olarak yaparsanız benim için daha anlamlı olur dedi. Ve onun bağışı olarak bir doğum günü hediyesi bağışı geldi bize. Bu çok anlamlıydı. Tabii ki. Bunun farkında olmak ve kişilerin de hani bir doğum günü için aslında birisine bir hediye sunarken başka birilerine de dokunduğunu bilmesi çok, çok kıymetliydi. Çok, bu bilinci de oluşturabilmek çok özeldi. Halam bunu yaptı. Devamını da diğer aile üyelerimde, dernek üyelerimde bekliyorum aslında. Evet tabii ki, ama bir taraftan da onunla sınırlı kalmasın aile tabii bir yere kadar. Şimdi tabii bunun yayılması lazım ama bu kadar da basit de yapılabilir. Evet. Aslında herkes bir parça kendi olanakları evet, dahilinde. Evet. Peki parasal yardımı işte bakabilirler. internet adresinizi ve evet, telefonunuzu söyleyelim. Evet, Instagram'da paylaşıyorum. İnternet sitemiz gene oğuzardasel.cd.org diye biz geçiyor. Biz de yazdık şimdi.
Çoğunluk Instagram adresin, yani Instagram'da zaten bütün bu yardımlarımızı paylaşıyorum çok aktif olarak. Twitter ve Facebook sayfalarımızda da gene aynı şekilde. Size buradan zaten görebilirler. Evet. Peki başka nasıl, yani nasıl size yardımcı olabilir insanlar? Ekonomik boyutu böyle ama bunun dışında ne yapabiliriz? Yani herhangi biri, her yaştan, her ekonomik bütçeye sahip insanların yapabilecekleri nasıl böyle basitleştirerek anlatabilirsiniz? Şimdi şöyle, ilk etapta biraz önce de bahsetmiş olduğum ikinci el başlıyor. Yani kişiler evet bize kitap göndermeyebilirler. Yani kitap alıp da gönderemeyebilirler ama evlerinde mutlaka bir kitapları oluyor ve paylaşmak isteyebiliyorlar. Bize evet. gönderdiklerini biz onları ulaştırıyoruz. Ya da kıyafetler. Biz bu kıyafetleri evet bakıp tek tek inceleyip eleyip bir gün şöyle bir şeyle karşılaştım, onu da anlatmak istiyorum. Gittiğimiz bir okulda dedim ki çocukların çok ihtiyacı var, ikinci el kıyafet kabul ediyor musunuz dedim. Öğretmen dedi ki bizim öyle bir lüksümüz yok. Biz ikinci el ya da sıfır diye bir şey ayırt edemeyiz. Hepsine açığız. Ayırt etmek gibi bir seçeneğimiz, lüksümüz olamaz dedi. Ve biz o günden sonra dedik ki evet, ikinci elleri de birileriyle paylaşmalıyız. Çünkü etiketi üzerinde olan ikinci ellerimiz tabii, var. Tabii, öyle tabii, tabii, tabii. Bunun haricinde bu giyim ve şeyin dışında, yani kitap ihtiyaçlarının dışında şu şekilde olabilir ki bunu da planlıyoruz. Çocukların kendi sanat ürünleri, kendi sanatsal faaliyetlerini ortaya çıkartabilecekleri ortamların olması gerekiyor. Bu konuda onları desteklemeyi planlıyoruz. Mesela bu ne olabilir? Yine bir dernek üyemizin bahsetmiş olduğu işte bir atölyesi var kendisinin ve o atölyede yapılabilecek olan faaliyetler var. Tuval olabilir. Ya da sulu boya çalışması olabilir. Çocukların gene aynı şekilde meslek olarak yön, yani hayatlarına yön verebilecek seminerlerde kişilerin işte bir yazar, doktor, mühendis, mimar hangi aşamalardan geçtiğine dair neler yaşadılar, tecrübeleri nelerdir? Çünkü şimdi sınav sistemimizde biliyorsunuz, yani bugün işte mezun olduğumuz yerle aynı işe devam etmiyor. Çoğu kişi hiçbirimiz öyle, evet. öyle değil, ben de öyle değil. Tabii. Ve baktığınız zaman aslında o küçük yaşta oturması gereken meslek seçimlerinin belki de bizim sayemizde ufak tefek tabii. yazarların hangi aşamalardan geçerek ne zorluklarla karşılaştığı, bir doktorun ne kadar emek verip hangi sınavlara girdiği gibi gibi seminerlerle onları desteklemek istiyoruz. Ve bununla birlikte de biraz da ailelere dokunmak istiyoruz aslında. Benim için çok önemli olan bir şey psikoloji. Çocukların hem psikolojik gelişimleri hem de ailelerin çocukların psikolojik gelişimleri sırasında unuttukları ya da bilmedikleri ya da atladıkları şeylere dikkat çekebilmek adına okulların seminerlerinde ya da yapılacak olan işte belirli terapi görüşmesi gibi alanlar yaratarak onlara fayda sağlamayı düşünüyoruz. Yani bunlar projelerimiz arasında olan birkaç tanesi şu an aklıma gelen. Evet, ama bence bunları zaten geliştirerek dernekle evet. beraber bu kalemleri de arttıracaksınız evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çocukların ihtiyacına göre. Kesinlikle. Ama psikoloji dediğiniz konu bence de çok önemli çok. Ve sanırım bizde çok en ihmal edilen, sanki kesinlikle. Ancak işte yani hastalanırsa biri psikolojik olarak destek almalıyla sınırlı tutulan, evet. oysa ki kişisel gelişim, kişilik oturması denilen süreçlerin evet. hiç önemsenmediği bir sistemimiz var galiba. Ailede de böyle. Aslında biraz öyle, biraz da bunun ekonomiyle bağlantısı var. Çünkü bugün bir psikoloğa gitmek istediğiniz zaman çıkan, yani bir seansın, 50 dakikalık bir seansın ücreti gerçekten çok yüksek. Evet. Ve bunu her aile karşılayamayabilir. Ama burada bizim derneğimizde gönüllü psikologlarımız var. Aa, ne güzel. Evet, ve bana şunu söyleyen Mısra, hani ben gönüllü olarak senin yanındayım. Bana yönlendirdiğin her projede göstermiş olduğun aileye ya da çocuğa ya da işte herhangi bir topluluğa hitap etmek için buradayım. Çok güzel. Ben bunu yaparım. Bunu bilmek çok güzel tabii, bir şey. Tabii, çünkü tabii. bu işin dediğim gibi ekonomik boyutu biraz da bu bilinci aşıyor. Yani kişi bilse de ekonomiyi aşamıyor ne yazık doğru. ki. Orada da işte bizim etrafımızda bu şekilde gönüllü olan kişilerin nasıl fayda sağlayabileceği kısmı
orada biz devreye gireceğiz. Size aynı zamanda yani bu şekilde de destek olunabilir tabii o halde. Ki, tabii yani ki. Mesleksel olarak da uzmanlıklarının sizin işinize yarayabileceğini tabii düşünen ki. İnsanlar da size gelip aynı o psikologlar gibi kesinlikle. Başvurabilirler. Tabii ki. Bu konuda böyle bir ihtiyacınız varsa paylaşabiliriz. Yani hangi alanlardan böyle gönüllü yardıma ihtiyacınız var her mesela? Alandan. Her alandan ve her şehirden. Yani Şehir. Evet, şehir de çok önemli. Şimdi evet İstanbul'da var ama baktığımız zaman benim görüştüğüm kişilerden Konya'da da olabiliyor bir çocuk ya da Eskişehir'de de olabiliyor. Terapi denilen şeyde ne yazık ki devamlılık arz etmesi gereken Doğru. bir durum. Bize her şehirden evet mesleğinde bize gönüllü olarak fayda sağlayabilecek kişilere ihtiyacımız var. Doğru doğru. Buradan da bu böyle bir çağrı yapmış olabilirim evet. Sizinle yürümek Güzel. İsteyen birileri olursa eğer. Önemli bir şey. Ben bir de şeye de değinmek istiyorum. Yani İstanbul tamam, burası her alanda pek çok insanın bazı şeylere daha kolay belki erişebildiği ya da en azından erişmesini sağlayacak insanları bulması kolay bir yer. Ama tabii işte Anadolu yani çok önemli. Evet. Anadolu'daki yani tabii ki yetişkinler dahil olmak üzere ama özellikle çocuklar çok büyük hala yoksulluklar çekiyorlar. Eğitim anlamında da hala dezavantajlılar maalesef. Dolayısıyla da asıl oralara ulaşmak herhalde önemli bizim geleceğimiz, bu evet. ülkenin geleceği evet. açısından. Siz şimdi bunu da istiyorsunuz. Bu konuda yani size gelen talepler doğrultusunda mı hareket ediyorsunuz yoksa siz kendiniz de böyle bir çalışma takvimi oluşturup bir yerlere ulaşmayı deneyecek misiniz şehir şehir? Yani böyle bir belki de büyürsünüz bilmiyorum. Evet, tabii çok erken evet, şu anda biliyorum evet. ama. Yani başta da söylediğim gibi küçük ve temkinli adımlarla ilerleyip biraz da bu işi şimdi çok yeni olduğumuz için işi daha detaylı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü prosedürü olan bir iş dernek faaliyetlerini sürdürebilmek izinlerdi vesaireydi. Ama baktığımızda aslında söylediğiniz iki şey için iki şey de bizim için geçerli olan bir şey. Yani biz bugün bize gelen talepler doğrultusunda hareket ederken aynı zamanda biz de o arayış içerisine giriyoruz. Yani diyoruz ki mesela özellikle şu bölgeye evet yoğun bir şey sarf ettik ama bu bölgeye hiç dokunmadık. Biz bu bölgede ne yapabiliriz düşünüyoruz. Bunun için mesela ben bir üniversite öğrencisiyle görüşmüştüm. Bana dedi ki Mısır abla sizin için ne yapabilirim? Bizim de okulumuzun işte kulüpleri var. Tiyatro kulübü, işte müzik kulübü, işte bunun gibi spor kulübü falan var. Ne yapabiliriz? Dedim ki ilk etapta hani bulunduğunuz bölgede ki okulları tespit ederiz gelecek olan zaman diliminde. Bu okullarda hiç tiyatro seyretmemiş çocuklar vardır. Tiyatro kulübünüzün onların yaş seviyesinde hazırlayacağı bir program doğrultusunda, bir oyun sonrasında gerekli izinler, onaylar alındıktan sonra o okullarda gidip, hani çünkü çocukları bir yere taşımak zor ama siz o okullara giderseniz, bizler de sizin yanınızda olursak, onları tiyatroyu seyrettirip hem de kültür ve sanatla tanıştırma fırsatı yakalamış oluruz. Ve aynı zamanda biz de dernek olarak onlara küçük birer kitap hediye ederiz ve onların hakkında unutulmaz bir anı olarak kalırız. Çünkü benim için hem çocuklara dokunmak çok önemli, onlara her anlamda desteklemek çok önemli. Hem de ne yazık ki hayatta olmayan oğlumun adını kendi yaşıtlarına, bu jenerasyona öğretebilmek önemli. Yani evet bir Oğuz Arda vardı, bir Oğuz Arda varmış diyebilmeleri benim için çok kıymetli. Tabii. Ve bunu da daha çok yeni olduğumuz halde alıyorum. Yani geri dönüşlerini alıyorum. Bana bir mont gönderdiğim bir çocuğun dönüp annesinin size o kadar çok teşekkür ederim ki oğlum okula giderken Oğuz Arda'nın montu diyor gönderdiğiniz monta. Oğuz Arda'nın montunu verir misin? Bana uğur getirsin. Bugün sınavım var deyip onu giyip gidiyormuş. Bu benim için çok kıymetli bir şey. Elbette olmaz mı? O yüzden dediğim gibi yani hani o jenerasyonda onun adını yaşatabilmek, onlara onu öğretebilmek, gösterebilmek ve aynı doğrultuda işte o kültürel faaliyetlerle, sanatsal faaliyetlerle onları desteklemek. Bu hem bizim arayışımızla oluyor hem de onların talepleriyle oluyor. Tabii bu da herhalde gelişecektir zamanla. Evet, evet yani, gelişecek. Aynen. Bir ağ oluşuyor aynen, muhtemelen. Aynen. Devam edeceğiz. Çok kısacık bir reklam aramız var. Sonra yeniden birlikteyiz. Müzik
İyi ki varsınız da yeniden birlikteyiz. Mısra Özle sohbetimize devam ediyoruz. Peki bu zamana kadar hangi İstanbul dışında nerelere gittiniz? Onu da mesela merak ediyorum. Ya da orada yaşadıklarınızdan böyle başka hoş anılar varsa tabii çok, onu da merak yani, ediyorum. Her biri çok kıymetli. Dediğim gibi ilk Mersin, Mut'a gittik. En son Adana'ya gittim. Yani Uzunköprü'ye zaten sürekli gidiyorum, evet. Arda için. Ama orada onun adına bir merkez var. Evet, onun adına merkez var, futbol sahası var, spor akademisi var. Orası onun toprakları zaten. O yüzden biz hep oradayız, bir elimiz orada. Benim en son gittiğim ve en çok etkilendiğim yerlerden bir tanesi Adana'ydı. Ve hala oradaki çocuklarla gönül bağım devam ediyor. Bir gün gittik, işte bir grupla birleştik aslında ve biz dernek olarak dedik ki biz bu çocukların 50 tanesini üstleniyoruz. Diğer grupları da başkaları, yani daha doğrusu dediler ki bizim 50 tane çocuğumuz şu anda hani ihtiyaç sahibi, neler yapabilirsiniz? Dedim ki 50 çocuğu alabiliriz, montbot vesaire her şeyi biz yapabiliriz. Biz onları önden gönderdik paketlerimizi, arkadan gittik. Gittiğimiz okul çok Adana'nın merkezine çok uzakta, Feke ilçesinin bir köyünde. Yolda giderken de bayağı bir zorlu yollardan geçtik, öyle söyleyeyim. Yani artık otobüs yola devam edemedi ve işte okuldan gelip bizi aldılar. Listede Mısra ismini gördüm. İlk defa kendi ismimle karşılaşıyorum. Hani çok merak ettim. Dedim ki ya Mısra kim? Mısra nerede? Görmek istiyorum onu. Hatta hediyelerini de dağıtırken de Mısra en sona kalmıştı. O kadar meraklı gözlerle bakıyordu. Gittim onu kucakladım, dedim ki bak ben de Mısra'yım, sen de Mısra'sın. Çünkü ben kendi ismimi hani bu şehirde bile çok az görürken, o öyle bir yerde hani onun ismini görmüş olmak çok hoş bir hatta şey. Hatta annesiyle de tanışmayı çok istedim ama o gün orada yokmuş. Diyecektim ki yani hani nasıl aklınıza geldi? Değil nereden mi? Bana bile soruyorlar kim koydu sizin isminizi diye. Doğru. O gün orada konuşurken çocuklarla mesela hani benim için ben senin için ne yapabilirim, benden bir şey ister misin dediğimde çok çekinerek cevap verdiklerini gördüm. Ve istemiyorlar aslında bakacak olursa, sıkıştırırsanız böyle birkaç talep oluyor. Büyüklerden birkaç tanesi forma istedi, üç büyüklerin. Futbol oynamak için. Evet, futbol forması. Dedim ki söz veriyorum, göndereceğim. Gönderdik. Gene bir tanesi flüt istedi. Ne renk dedik? Mavi dedi. Ondan sonra bütün sınıfın flütü varmış, onun flütü yokmuş. Flütünü gönderdik. Bana pantol alır mısın dedi. Çok tatlıydı ama Barbie'li olsun dedi. Ve onları gönderdik. Ama aslında ne kadar küçük ve olabilecek şeyler, evet, bunlar ama yok. Evet, yani bir flüt dediğimiz küçücük bir müzik aleti. Sizin aslında bana içeride sonra anlattığınız o şey de vardı. Çorap, ya ayakkabı olmadığı için çorap giyen futbolcu, evet, şu gençler. Evet. Ve kısacık onu da anlatsanıza. Yani aslında çünkü yapılacak o kadar çok şey çok var ki bunları bilmek lazım. Çok var, kesinlikle çok var. Şöyle, bu Uzunköprü'de bir okul ve futbol olarak turnuvaya çıkıyorlar. Bu sene de gene bir turnuvaları var ama salon futbolu oynanılıyor. Bu okulda ihtiyaç olduğu için ama formaları yok. Pijamalarıyla çıkıyorlar, işte eşofmanlarıyla çıkıyorlar. Ayaklarında da ayakkabıları olmadığı için, çünkü salon ayakkabısı çok pahalı. İki çorabı üst üste giyip böyle çıkıyorlar. Yani normal bir ayakkabıyla çıksalar ayakları burkulur, kayar vesaire. Çorabı üst üste giyip o şekilde çıkıyorlar. Dedik ki orası Uzunköprü ve futbolla birleşince Ozardan'ın eli oraya değecek. Biz onlar için evet güzel ayakkabılar aldık, futsal ayakkabıları aldık, salon futbol ayakkabısı, bir de onlara forma yaptırdık. Şimdi onları göndereceğiz önümüzdeki hafta ve futbol turnuvalarında onların yanında olacağız. Yani ne kadar güzel. Çok kıymetli. Yani onlar için de öyle. Yani çünkü ayakkabısı olmayıp iki çift çorap giyip tabii oynayan çocuklar tabii için o ayakkabı dünyalara bedeldir. Ve tabii çocuklukta böyle şeyler, eksiklik çok zor bir şey. O yüzden yaptığınız şey çok kıymetli. Gerçekten tebrik ediyorum. Hayata tutunmanıza da hayran kaldım. Böyle kadınlarla tanıştığımda gerçekten çok etkileniyorum. Ve işte elimizden ne gelirse, benim de ne yapabilirsek hep beraber aklımda yapmak için... Evet.
buradayım ben de söylemek istiyorum. Bu dernek biraz da gerçekten sizin için bütün o çok zor olan, tahmin bile edemeyeceğim o süreci atlatmanıza herhalde biraz daha kolaylık sağlamıştır, evet, değil mi? Evet, yani işin psikolojik tarafı aslında ne yaparsanız yapın üstesinden gelinebilecek bir şey değil. Yani kendinizi eve kapatsanız olmuyor, kitap okusanız dikkatinizi veremiyorsunuz. Ne kadar çok psikolojik olarak destek alsanız da bir yerde yalnız kalıyorsunuz. Evet. Ve öyle bir şey ki yani... Bir anınız aslında bir anınıza uymuyor. Yani yaşadıklarınız gözünüzün önüne gelebiliyor, hisleriniz birden değişebiliyor, duygular çok ağır olabiliyor. Tek istediğiniz şey aslında anlaşılmak ve birilerinin sizin yanınızda olması. Dediğim gibi ailem, güzel bir aile yanımdalar. Çok sevindim. Gene aynı şekilde dostlarım. Biraz böyle zorlu bir süreç, herkesin de katlanabileceği bir süreç değil baktığımızda. O yüzden de nasıl aşabiliriz, nasıl ayakta durabiliriz kısmında çok ciddi anlamda bana yol gösteren, beni oyalayan ve oğluma hizmet ettiğimi, çünkü onun adına hizmet ediyorum. O duygu, o zarda benim hayatımda her şeydi. Ben onsuz bir günümü geçirmezdim ve gerçekten ona hizmet ederdim. Yani ondan başka hiçbir şey yoktu dünyamda, öyle söyleyeyim size. Büyük boşluk. Şimdi ben gene ona hizmet ediyorum. Onun adı olunca da daha bir özenle hareket ediyorum. Bu da beni kendime getiriyor. Yani gerçekten yani diyecek çok az şey buluyorum ama yani bu şekilde çocuklara faydalı olacak bir şekilde bir üretime yöneliyor olmanız yani her açıdan çok hem sizi birazcık hayata döndürmüş olmasından çok kıymetli hem de başka çocuklara faydalı olması açısından çok kıymetli. Peki yani o acınızı yani kelimeler yetmez onu tahmin edebilirim sadece ama bu süreçte evladınızı kaybetmenin acısının haricinde sizi en çok üzen, yaralayan işte 9 aylık bir süreç oldu. Ve maalesef adalet konusunda da sesinizi yeteri kadar yani siz her yerde her şekilde anlatmaya çalıştınız ama kulaklar duymuyor galiba. Ve ne yazık ki ülkemizde galiba bu sağırlık çok artar gibi görünüyor. Çok üzülüyorum, bilmiyorum bu niye böyle oluyor. Anlamakta çok zorlanıyor insan. Siz bitti bu sürecin ardından en çok gerçekten hangi yerlerde tıkandınız? Sizi en çok neler zorluyor hala? Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Adalet süreci, anlaşılmak süreci. Yani bu süreç öyle bir süreç ki bu faciada da, bunun gibi insanların başına gelen felaketlerde de insanlar gerçekten, ben de dahil olmak üzere, hepimiz kendimizi çok yalnız hissediyoruz. Bu yalnızlık psikolojisi çok ağır bir psikoloji. Bir yıl olacak, 3 Temmuz'da duruşmanın ilk davası görülecek. O kadar ağır şeylerle karşılaştık ki yani daha ben oğlumu toprağa koyduğum gün oradan tren hattından tren geçmeye başladı. Bir baş sağlığı dilemek bu kadar zor değil. Bana baş sağlığını devlet büyüklerinden hiç kimse gelmedi. Hiç hala bu 9 yok, ayda hiç yok. Ne devlet demir yollarından ne de devlet büyüklerinden. Evet, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen oldu. İlçe müdürlüğünden gelen oldu. Yani ilçe başkanı geldi. Kaymakam geldi ama o kadar. Başka gelen olmadı. Devlet Demir Yolları hiçbir şekilde aramadı. Devlet Demir Yolları kusurları olmadığını zaten iddia ediyor, değil mi? Doğal felaketi olarak yorumluyorlar. Öyle, öyle yorumluyorlar, öyle görüyorlar. Ama doğal felaket olmadığı aslında bakacak olursanız ilk bilirkişi raporunda çıktığında da ortadaydı. Yani bilirkişi raporuna baktığınız zaman bilirkişiler çok tanıdık kişilerdi aslında. Ama yine de artık kapatamayacakları bir boyutta orada yazmak zorunda kaldıkları durumlar vardı ve o rapor bile bas bas aslında bunun bir felaket olduğunu, göre göre. Bir doğal afet olmadığını ortaya koyuyordu. Ama dediğim gibi ikinci sürece geçtiğimizde bu şeyden sonra, bilirkişi raporundan sonra yaralayan diğer kısımda iddianame kısmı oldu. Çünkü biz iddianameyi 6 ay geçti bekliyoruz ve sürekli olarak savcılığa gidiyoruz. Ben açık söylemek gerekirse adalete, yani adalet sistemine hizmet eden her kişinin mesleğinin haricinde karşısındaki olan kişilere saygı duyması gerektiği inancındayım. Elbette. Ancak bu şekilde biz hep birlikte yol alabiliriz. Elbette. Ama ben çocuğunu kaybetmiş bir anne olarak
Oraya savcının karşısına gittiğimde, yanından ayrıldığımda derin bir oh çekip belki de duyarlı birileri var diye düşündüğümde iddianameyi elime aldığımda hayal kırıklığı yaşadım. Çok acıydı. Çünkü Devlet Demiryolları'nın üst yönetiminin ve siyasilerin kovuşturmada yer olmadığına değiniyordu. Bu kadar eksik kimin yüzündendi, kim yapmadı, neyi atladı? Yani sadece o alttaki dört kişi karar veremez demir yolcu oradaki şeyleri sayan kişilerin işten çıkartılmasına o dört kişi karar veremez. Ya da sinyalizasyonun kaldırılıp kaldırılmayacağına o dört kişi karar veremez. Baktığınız zaman bu kadar fazla eksiğin ortada olduğu ve göz göre göre olan bir şeyin ne yazık ki biraz korkarak, biraz da vicdani tarafını kenara atarak değerlendirme yaptıkları bu dönemde çok değersiz hissediyoruz kendimizi. Bu çok ağır bir kelime normalde ama bu kelimenin de bir karşılığı galiba yok. Yani insan canının bu kadar değersiz olmaması gerekir. Kesinlikle. Hiçbir yerde biraz sorumluluk almak da gerekir herhalde ve bunun ardından da zaten doğru hatırlıyorsam bir süre sonra Ankara'da da yine benzer oldu. Bir şey evet, olmuştu. Ankara'da oldu. Siz bu konuda kişi vefat etti, evet. Açıklı yani uyarmıştınız evet. Sanıyorum. Evet. Bir türlü ders alınmıyor. Niye anlayamıyoruz gerçekten. Yani kamuoyu olarak da ben bir yurttaş olarak da anlayamıyorum bu tür şeyleri. Yani benim buradan anladığım kadarıyla sizin acınız yani acınızla baş başa kalmanız yetmiyormuş gibi bir de zaten adaletin yerine gelmeyişiyle hala tabii. Süren bir ve katlanan bir acı var. Yani aslına bakacak olursanız şu bile çok acı. Duruşmanın ilk günü 3 Temmuz, 5 gün sonra olayın yıl dönümü. Ve evet. biz her pazar ölüyoruz. Biz her pazar o saatte acı çekiyoruz. Evet. Ve o gün tekrardan öleceğiz orada. Çünkü o anı tekrar yaşıyoruz. Yani ne kadar yaşamak istemeseniz de olayın içindesiniz elbette, aslında. Tabii ki. Ve ilk duruşmayı 3 gün öncesine, 5 gün öncesine koymak gerçekten çok acı. Ve sonrasında zaten idari mahkemeler tatile girecek. Ve ondan sonra o tatil süreci ilk duruşmayla hiçbir yere yani bir yıl geçmiş ve aslında hiçbir şey yapılmamış olacak. Bilmiyorum ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Evet. Dediğim gibi sonuna kadar yani evladını kaybetmiş bir insanın kaybedecek hiçbir şey yoktur bu hayatta. Daha üstüne söylenebilecek bir şey yok. Umuyorum ve diliyorum bir şekilde artık neyse sorumlular. Sorumluluklarını alsınlar, adalet yerini bulsun. Siz bu arada tabii aynı zamanda çocuğunuzun babasını da kaybetmiş evet, oldunuz. Evet. Yani ve onun dışında ailecek ailelerin yok tabii olduğu ki. Süreçler var ve yani bu sessizlik, bu yok sayılmak yani gerçekten tahmin edemiyorum. Sabırlar diliyorum. Varsa bir çağrınız onu yapabilirsiniz. Toparlayacağım artık programı. Her zaman söylediğim gibi ben gerçekten adaletin uygulanmasını ve adil yargının gelmesini istiyorum. Benim gibi diğer ailelerde. Çünkü biz kaybettiğimiz canlarımızı gerçek adalet uygulandığında geri almayacağız. Evet. Ama bundan sonra benim ve diğerlerinin yaşadığı acıyı başkaları yaşasın istemiyoruz. Ve birileri bedel ödesin ki birazcık daha dikkatli bu ülkede yaşanabilir bir hal alsın. Bu o kadar önemli ki bu söylediğiniz. O yüzden gerçekten iyi ki varsınız diyorum size. Bizim bu duyarlılığa ihtiyacımız var. Bizim bu vicdana yeniden ihtiyacımız var. Çünkü öbürü çok kolaydı ama siz oğlunuzu kaybetmiş biri olarak ya da bunun gibi pek çok insan aslında acı çeken, kaybı olan insanlarda hep gördüğüm ve beni çok duygulandıran ve belki de bu ülkeyi hala tutan, bir arada tutan şey bu duygulardır. Kötü laflar yerine aslında benim yaşadığımı bir daha kimse yaşamasın diyebilmek çok değerli bir şey. O yüzden gerçekten yani size sabır diliyorum ve bir an önce o hem oğlunuzun, Oğuz Arda'nın hem de diğer bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimse sorumlular onların canını kaybetmesinden. Hem vicdanların rahatlaması evet, için evet. Hem sonrasında artık başka hiçbir çocuğun, başka hiçbir insanın yani parmağına bile zarar gelmediği bir ülke kurabilmemiz lazım yeniden bu çağda. Ama sizin gibi insanlar oldukça eminim bunu yapabileceğiz. Toparlamadan önce bizim her programda bir kitap, bir tiyatro, bir de film önerimiz var. Müsaadenizle bir onları da hemen hızlıca
aktaracağım. Bu programın konuğu Aşina Yüzler. Meslektaşım Atilla Köprülüoğlu yazmış. Onun hayatında iz bırakan, onu etkileyen, çoğunluğu da bizim tanıdığımız insan portrelerini kendinden düşen kelimelerle birlikte aktarmış. Biyografi seviyorsanız kısa portreler, anılarla dolu bir kitap okuyabilirsiniz. Bugünkü filmimiz High Life. Film ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalan bir grup suçlunun hikayesini konu ediyor. Onların bu cezayı almamaları için önlerinde tek bir seçenek vardır. O da sonu ölümle sonuçlanabilecek bir deneye katılmayı kabul etmek. Şanslarını denemek isteyen suçlular uzayda geçecek olan insan üreme deneyinin bir parçası olmayı kabul eder. Ancak hayatta kalmak onlar için hiç de kolay olmayacaktır. İçinde bulundukları gemi kozmik ışın fırtınasına maruz kalınca suçlular için adeta bir ölüm kalım savaşı başlayacaktır. Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth'un oynadığı filmin yönetmeni Claire Denis çektiği bu ilk bilim kurguda tüm oyuncularına çekimlerin yapıldığı Köln'deki Avrupa Uzay Ajansı'nda astronot eğitimi aldırmış. Bugünkü tiyatro önerimiz de Tarantababu. Nazım Hikmet 1935 yılında yazdığı Tarantababu'ya Mektuplar adlı eserinde İtalyan faşizmini özel bir kurguyla bir dizi şiir mektupla anlatır. İşte bu eser Nazım'ın 117. doğum yılına özel olarak oyunlaştırılmış. Faşizm koşullarında işgal altındaki memleketinde sevgilisinin yolunu gözleyen Tarantababu'ya yazılan 13 mektup oyunu seyreden seyircilerden 13'üne emanet ediliyor. Mektuplardan birinde seyirciyi ayrı bir sürpriz bekliyor. Harun Güzeloğlu'nun yönettiği oyunda Cansu Fırıncı oynuyor. Ve bir de bizim her programda konuklarımıza hatıra olsun, ilk varsınız hatırası diye herkese bilim teknolojisi hediye ediyoruz. Bu dergide popüler bilimin insanlara yaşaması için çok emek veriyor. Bunu da size vereceğim. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı. Umarım sesimizi duyurmaya da yanımızda olan herkese de buradan sizin aracılığınızla da bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun, kapanışı da sağ olun. Kapanışı Edip Akbayram Güzel Günler Göreceğiz'le yapacağız. Elbet göreceğiz. Evet, evet. Bahar geldi öyle, evet, değil mi? Aynen, aynen. Sağ olun.